Bugün daha önce fazla bahsetmediğimiz bir konudan bahsedeceğiz. Senaryoda. Çekov'un silahı. Ne demek? Anton Çekov 1800 yılların sonunda Rusya'da yaşamış çok ünlü bir tiyatro oyunları yazarı ve kısa hikaye yazarı. Şöyle diyor, eğer birinci perdede bir silah görüyorsanız bu silahın ikinci ya da üçüncü perdede patlaması gerekiyor diyor. Yani kullandığı metaforda demek istediği şey şu aslında, senaryonuzda gereksiz olan hiçbir öğeyi barındırmayın diyor. Çekov'un silahını kabaca 3 bölüme ayırabiliriz. Karakter gelişimi için kullanıldığında, bir nesne için kullanıldığında veyahut bir mekan ya da bir olay örgüsünün ilerlemesi için kullanıldığında. Karakter gelişimini vurgulayan iyi bir örnekle başlayalım. James Cameron'ın yönettiği Aliens filminde, filmin başlarında Ripley'i bir işe yaramak istiyorum vesaire diye hangara gelirken filmin sonunda da kullandığı power loader dediğimiz aleti kullanabildiğini, hem erkeklere kendini ispatlamak hem bir işe yaramak için bu power loader'ı hazırlarken ve kullanırken onu görüyoruz. Daha sonra filmin finaline geldiğimizde bu power loader'la ana kötü kraliçe alien'i öldürdüğünü görüyoruz. Aslında burada biz filmin başında bir karakter gelişim nesnesi ya da kendini kanıtlamak isteyen bir kadın olarak onu görürken filmin sonunda onun baş kötü yenmesini sağlayan nesne haline geliyor. Get away from her, you bitch! Burada işte Çekov'un silahının çok iyi bir örneğini görüyoruz. Filmin başında silah dolduruluyor, bambaşka bir şey için dolduruluyor ve filmin sonunda bunun işe yaradığını görüyoruz. Burada Çekov'un silahını öngörüyle veya diğer işte McGuffin vesaire gibi şeylerle karıştırmamanızı istiyorum. Mesela Don't Breathe videosunda öngörüye bir örnek vermiştik. Filmin başında daha sonra işe yarayacak her şeyin gösterildiğini görmüştük. Bu aslında bir Çekov'un silahı değil. Çünkü burada bunlar çok net şekilde, bariz şekilde gösteriliyor ve hepsi daha sonra bir işe yarıyor. Bu bizim için bir öngörü örneği. Filmin daha sonrasında bir gönderme aslında. Peki bir iki kötü örnekten bahsedelim. Mesela bu yıl vizyona giren Belko Experiment, Belko Deneyi filminde. Filmin hemen başında insanların kafasının içindeki çiplerden bahsediyorlar. Bu aslında bir de exposition aynı zamanda, yani bir açıklama. Çipi gördüğünüz anda ileride bununla ilgili bir şey olacağını anlıyorsunuz. Ve tabii hemen 10 dakika sonra... Ama bu çok kör gözüme parmak. Direkt evet, bununla ilgili bir şey olacak dedirten bir örnek size. Aslında biraz daha kötü bir kullanım örneği. Çok da meşhur bir filmde kullanıldı bu sene. Star Wars Force Awakens filminde. Baş karakterimiz Rey'in her şeyi yapabiliyor oluşu. Hiçbir şekilde bize bunları nasıl yapabildiği, hem aynı zamanda bütün uzay gemilerini kullanıp, aynı zamanda Force kullanıp, bir anda lightsaber'da usta olması vesaire gibi şeylerin hiçbiri bize açıklanmadığı zaman bu karakterin buna nasıl sahip olduğunu öğrenemiyoruz ve havada kalıyor. Yani silah doldurulmuyor ama silahın patladığını her yerde görebiliyoruz. Çekov'un silahının benim gözümde en muhteşem kullanımlarından birisi Shawshank Redemption'da, Esaretin Bedeli filminde. Burada spoiler vermeyeceğim. Filmi izlemediyseniz zaten şu anda gidip izlemeniz gerekiyor. Ama eğer izlediyseniz Çekov'un silahının doldurulduğunun bile farkına varmıyorsunuz. Burada bir karakter gelişim noktası olarak bunu hissediyorsunuz ve filmin finalinde bu ortaya çıktığı zaman silah öyle bir patlıyor ki sanki bütün dünya patlıyor. Bu Çekov'un silahının muhteşem bir örneği. Eğer izlediyseniz yorumlarda belirtin. İzleyin ve Çekov'un silahının ne demek olduğunu tam olarak çok güzel bir şekilde buradan öğrenebilirsiniz. Tabii ki her şeyde olduğu gibi bu kuralları veya bu yöntemleri bildiğimiz zaman bunları kırmak veya lehimize kullanmak da bizim elimizde oluyor. Bunun da pek çok örneği var. Sizden örnekler bekliyorum aşağıda. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Lütfen sizlerden ricam, 3000 takipçiyi geçtik. Daha da büyüyebilmemiz, daha da fazla insana ulaşabilmemiz için beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza izletmeyi, pek çok insandan çok güzel yorumlar geliyor. İzliyorum, çok güzel öğreniyorum vesaire. Neden bu güzelliği paylaşmıyoruz? Paylaşın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Instagram'da unutmayın. Bye.